Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Escort Joy E8 isimli telefon tanıtacağım. Aranızda bu markayı bilmeyenler olabilir fakat benim kuşak ve benden önceki kuşak Escort markasını bilir. Benim mesela ilk bilgisayarım Escort'tu. Bu yüzden güvenebileceğiniz bir marka diyelim. Başlayalım. Kutu içine bakalım. Önce telefon değinmeden önce şöyle. Bir adet deri kılıf çıkıyor. Bir tane böyle ekran jelatini çıkıyor. Hiçbir zaman okumayacağınız, okusanız da anlamayacağınız, ben bunları biliyorum diyeceğiniz kullanım kılavuzu çıkıyor. Klasik şarj kablosu çıkıyor. OTG kablosu çıkıyor. Bu işte telefon takıyorsunuz şu zımbırtıdan. İşte flash bellek falan takarsanız ya da işte klavye mouse ne takarsanız takın. Onlar işliyor. Kulaklığı var. Şöyle bakmıyorum, bilerek açmıyorum. Çünkü bu telefonla ve bundan iki tane daha, yani toplamış olarak telefonu size hediye edeceğiz. Onu ilerleyen dakikalarda anlayacağım nasıl katılmanız gerektiğini. Adaptör var. Yani olmasa da ayıp olurdu. İçerik böyle bildiğiniz gibi. Ekstra değişen bir şey yok ve telefon çıkıyor. Şimdi telefona değinmek gerekirse 14.1 santim, yani 14 santim bir uzunluğu var. 7.8 santim bir kalınlığı var. Ya da eni var diyeyim, daha doğrusu kalınlığı demeyeyim. 0.8 santim, yani 8 milimetrede bir inceliği var. Şöyle bir telefon işte. Siyah beyaz. Ha işte gördünüz. Bu telefonun en büyük özelliği 13 megapiksel olan arka ana kamerası. Çok iyi, çok kaliteli fotoğraflar çekiyor. Zaten birkaç tane çekip Instagram atıyorum. İşte hashtag EscortJoyE8 yazarsanız bitişik de çektiğiniz fotoğrafları görebilirsiniz. Yani şöyle işte 13 megapikselde kamerası var. Al bu. Bu kamera bu. Bu hikayeyi daha sonra değineceğim ilerleyen dakikalarda. Ön kamerası, selfie kamerası geniş açı çekiyor. Ve o da 5 megapiksel. O da bu. Şöyle. Bu ön kamerası. Bu da arka kamerası. Herkes megapikselini söyler ama kimse böyle göstermez. Bunun da kıymetinizi bilin. Böyle geldi. Neyse. Bunu ilerleyen dakikalarda göreceksiniz niye böyle olduğunu. Anlatacağım. Şimdi 5 inç bir ekranı var. Dedik. Demediysen de şimdi diyorum. 128 gram bir ağırlığı var. 8 çekirdekli MTK işlemci var. Ne oluyor? SD kart diyor. Bu arada 2 GB RAM'i var. 16 GB dahili hafızası var. Kendi hafızası var. SD kartı da 64 GB'a kadar destekliyor. Fakat 32 GB yazıyor bu. Genelde 32 GB yazanlar zaten 64 GB'a kadar destekler. Eğer direkt 64 GB yazıyorlarsa da 128'e kadar destekler. Ama siz öyle de çok da kurcalamayın yine. Bu arada çift SIM kartlı bir telefon. Hani bunu da belirtmediysen belirteyim. Yani çift SIM kart kullananlar için de ideal. Neyse Antutu'ya bakalım. MTK 6592 8 çekirdekli bir işlemcisi var. 13 megapiksel kamerası var, az önce de göstermiş olduğum gibi. Şu güzel iyi fotoğraflar çekiyor. Yine şimdi birazdan gösteririm. Mali 450 ekran kartı, yani ekran bileşeni var. Zaten MTK deyince direkt aklımıza Mali 450 geliyor. Şöyle puana bakalım. 33.770 puan almış ve 799 liralık bir telefona göre de fiyatı gayet iyi. Bu arada fiyat demişken de sadece joye.com.tr'den satılacak. Ve orada yine işte kredi imkanlarıyla taksitlenme seçenekleri var. Bakarsınız zaten. Şuraya bir tıklayarak ben size hatta sizi göndereyim. Gittiniz mi? Yeni sekmeden açılmıştır zaten sizi videoyu izlerken. Bakarsınız orada fiyatlarına. Çünkü paket paket işte sigorta istiyorum, komple koruma istiyorum, işte çalınmaya karşı garanti istiyorum falan filan derseniz değişiyor. Şimdi sıralamasına bakalım şöyle. Yani puana göre sıralaması ve fiyatına göre İyi. Yani takdir edersiniz ki telefonlar burada yazan diğer markalar. Bu arada her telefon tanıtırken özellikle söylüyoruz. Hani sardeyeri şöyle, sardeyeri böyle falan diye. Hani dikkate alın bunu diye. Dikkate almışlar. Onu da söyleyeyim. 0.430 watt bölü kilogram vücutta. 0.432 watt bölü kilogramda kafada bir sardeyeri mevcut. Değerler normalin altında yani. Onu da merak edenler önceki videolarda bakıp izleyebilir. Bu arada oyun muhabbetine fazla girmedim. Sonuçta 8 çekirdekli 2 GB işlemcili bir telefon, tabii ki de her oyunu çalıştıracak. 1080p bu arada ekranı var. HD yani. Full HD. Onu da belirteyim. Şimdi sapamıyorduk oraya. Oyun muhabbetine fazla takılmıyorum. Yani çalıştırıyor. Ben size biraz Instagram'dan sanatsal fotoğraf çektim de. Ayıptı söylemesi. Onları göstereceğim. Dediğim gibi en meşhur özelliği mi diyeyim? Kendim için. En iyi özelliği kamerası. Yani oldukça başarılı. Hani daha önce de çok telefon tanıttık. Fakat şöyle göstereyim. Bakarsınız zaten. Şu kamera muazzam bir kamera. Hatta sadece kamerası almak isteyenlere bak. Bunu alıp gidebilir. Kamerası güzel.
Şimdi gelelim şu kameranın dağılma muhabbetine. Onu ayrıca söyleyeceğim. Buradan bu escort yetkililerine sesleniyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Ben dedim ki bir tane daha telefon fazla gönderirsen ona dedim böyle hani açıp içine bakmak istiyorum. O tarz bir şey yapsak olur mu dedim. Onlar da sağ olsunlar bana böyle içi açılmış şekilde gönderdiler. Böyle çipli mipli. Şöyle içini gönderdiler. Hani biz sizin için açtık zahmet etmeyin yazmışlar bir kağıda da. Ben böyle hani seviniyordum. Oo süper parçalayacağız taşla maçlar falan derken böyle gönderince tabi hevesim kaçtı biraz afalladım. O yüzden ne yapacağım bilemiyorum şu anda. Teşekkür ederim hani sağ olun çok naziksiniz. Şu da ön kamerası şunu da alalım bari de. Bari göstermişken gösterelim şöyle. Şöyle görüyorsunuz herhalde şu an. Biraz yaklaştırayım mı? Bu 8 çekirdekli işlemcinin 4 çekirdeği, hızlı 4 çekirdeği. Bu da bekleme modundaki çalışan ön belleği, ön çekirdeği. Şu çekirdekler, çekirdeğin hemen yanındaki büyükte 2 GB RAM'i. Görebiliyor musunuz? Çekirdek zaten MTK, onu göstereceğim. Antutu testini de vermişiz ekrana, görmüşsünüzdür. Bu kısım ise işte şebeke ayarları, işte 3G var, bilmem ne. İşte veri alışverişi. İşte far değeri kısmı burası. Diğer telefonun. Bunu da herkes anlatır, kimse göstermez. Kıymetini bilin. Al işte bak, tertemiz. Tekrar teşekkür ederim. Hani kalkıp da buna şimdi taşla vursan zaten kırık gelmiş havan kime derler. Çok garip. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Çok duygulandım şu anda. Keşke her telefon üreticisi sizin gibi böyle nazik düşünse böyle geldi. Bunu da birleştirebilirsek size göndereceğiz. 3 tane telefon göndeririz toplam. Yapmanız gerekeni zaten artık herkes biliyor. Facebook ve YouTube'dan bizi takip ediyorsunuz. YouTube'a bu videonun altına yorum yazıyorsunuz. Kampanyaya katıldım. İşte telefon hakkında görüşlerinizi ve kampanya katılımı yazabilirsiniz. Ve tabii ki de şurada çıkacak olan formu dolduruyorsunuz. Herkese açık bir şekilde bu videoyu Facebook'tan da paylaşıyorsunuz. Amacımız videonun izlenmesi zaten. En azından YouTube'da video koyuyorsam izlenmesini isterim. Bu da benim en doğal hakkım. Evet, hazır böyle bir dağınık geldi. Hep de şunu yapmak istemiştim. Hani Vine fenomenleri yapıyor ya buradan. Beni tanıyanlara da selamımı göndereyim. Hani böyle telefonu pat diye vurup dağıtıyorlar ya. İşte ben onun tam tersini yapacağım şimdi. Böyle biraz böyle parçayı fazla sapıtmadan şöyle koyayım. Bu arada bundan batarya çıkıyor. Bataryayı ayırdım. Bataryası da söylemediysem söyleyeyim 2200 mAh. Ben kullandım. Normal standart bir telefon gibi götürüyor. Hiç şey yok. Eksiği gidiyor yok. Şöyle şimdi size yürüyen uçak yapacağım. Şov yapacağım size. Çok saçma geliyor ama işte bunu oynat Vine'da yapıyor ya 6 saniyede. Şöyle pat diye vuruyorsun. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama acemilik işte kamerası kalmış. Bunu işte tam çekebilen de Vine fenomeni oluyor. Çekemeyen de YouTuber kalıyor benim gibi. Neyse telefon böyle. Atardım bunu da göndereceğiz çünkü. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Standart fotoğrafları düzgün çeken. Fiyatı da performans açısından iyi bir rakip geliyor. Zaten yılların markası bilenler biliyor. Evet. Bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden, Webtekno TV YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Şöyle bir bunu atamayacağım çünkü size göndereceğimiz için. Şöyle kutusunu atayım. Şöyle. Ya düştü. Tamam. Yine de giderek. Bak yok ettim. Böyle işte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel güzel cam gibi kamerası var.